Selamlar dostlar, ben Ahmet. Boktan GTA San Andreas serimizin yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Neden boktan diyorum diye soracak olursanız, ilk defa izliyorsanız videolarımı, GTA San Andreas'ın bu sürümü boktan, bu yeni hali biliyorsunuz böyle cilaladılar, bir şeyler yaptılar, grafikleri güzelleştirdiler ama bok gibi olmuş maalesef. Normalde GTA San Andreas benim için çok üst düzey mükemmel bir oyun. Ama bu yaptıkları şey bok gibi olmuş. O yüzden boktan diyorum yani. Normalde GTA San Andreas'ın eski versiyonunu kanalda bitirdik. Şu an bu yeni versiyonla tekrardan başladık. Bakalım. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Drive Through isimli görevden devam ediyoruz. Daha öncesinde oyunu bitirdiğimiz için sadece görevleri yapıp böyle bir nasılmış hani yenilikler var mı onları deneyeceğiz. O yüzden ara sahneleri atlıyorum. Yani zaten normalde ara sahneleri de izlediğimiz tüm hikayeyi konu aldığımız asıl seri kanalda mevcut zaten. Bu sadece böyle cilalanmış yeni grafikli GTA San Andreas deneme serisi gibi bir şey diyebiliriz. İlk bölümü sevdiniz. Normalde ben ilk bölümde bırakacaktım. İlk bölümü yapacaktık. İlk bölümde böyle bir deneyecektik, oyuna bakacaktık. Sonra devamını çekmeyecektim ben ama ilk bölümü sevdiniz. Ben de ikincisini çekeyim dedim. Siz sevdiğiniz sürece ben devamını çekerim. Sıkıntı yok. İkinci bir kez daha bitiririz yani San Andreas'ı. Hiç problem değil. San Andreas mükemmel bir oyun abi. Hatta ikinci değil, üçüncü, dördüncü, beşinci kez bile bitirilir bu oyun. Çok güzel bir oyun. Peki bu GTA San Andreas'ın bu yeni versiyonuna neden boktan diyorum? Çok fazla kasıyor arkadaşlar. Optimizasyonu yok. Bakın araba patladığında bile mesela kasıyor. Hiç güzel optimizasyon yapamamışlar. Ya Rockstar'a yakıştırabileceğim bir iş değil bu yani. Rockstar gibi mükemmel bir firma, mükemmel bir marka, çok güzel işler çıkartan Red Dead Redemption, diğer GTA oyunları, Max Payne, yani Rockstar'ın elinden bu tarz boktan bir iş çıkması beni gerçekten çok üzdü ve bu sebepten bok gibi olmuş diyorum ben GTA San Andreas Definitive Edition'a. Yani belki Definitive Edition'ı severler vardır ama benim için bok gibi arkadaşlar. Sizler niye seviyorsunuz onu da bilmiyorum yani. Orijinal versiyonundan hiç iyi değil yani. Keşke yapmasalarmış diyorum. Neyse şuradan ne yapacağız? Get back in the car. Aa bir dakika bunları evlerine koyacaktık. Onu unuttuk. Şöyle arabaya binelim abi. Smo evine koyacaktık abi. Smo evine koyalım. Çok fazla uzun tutmayacağım videoları. Çok fazla uzun tutunca çünkü hem sizler tamamen sonuna kadar izleyemiyorsunuz. Ben de sizlerin izleyebileceği kadar uzunlukta tutacağım videoları bundan sonra. 15 dakika bence gayet ideal bir süre. 20 dakika, 30 dakika yapıyorum. Hepinizin günlük olarak 20 dakika, 30 dakika süresi yok abi bu tarz videolar izlemeye biliyorum. Hiçbirinizin böyle bir süresi yok. O yüzden 10-15 dakika bu tarz videolar için gayet iyi. Evet, bu görevi de yaptık. Çok iyi abi. Big Smoke'u da evine koyduk. Bir sonraki görevle devam edelim bakalım. Yani mesela aracın parlaklığı, mesela parlaklık olayı bak. Aracın yansıması öyle diyeyim, nasıl adlandırılıyor bu tam olarak bilmiyorum. Kötü ya. Baksanıza şuna. Yani hiç yapmasalarmış daha iyiymiş. Böyle aracın üstüne baktığımda böyle kötü gözüküyor yani. Pek iyi yapamamışlar. Neyse telefonu açalım. Tamam abi bu şey diyor. Git gym çalış falan diyor. Kas yap diyor falan filan. Tamam. Bir de muhtemelen kıyafet mi aldıracak şu an? Ya da kıyafet alma kısmı sonralarda geliyordu doğru. Tamam geç abi burayı. Gym burada tamam. Şimdiki.
Şöyle Sweet görevinden devam. Bu arada bu versiyonunda sevdiğim tek şey otomatik kayıt alması abi. Normalde biliyorsunuz oyunda otomatik kayıt yoktu ve bu baya bir uğraştırıyordu bizi. Ama bu versiyonunda otomatik kayıt var. Bir de haritada görmüş olduğunuz gibi gitmemiz gereken yer daha kısa yoldan gözüküyor sarı işaretle. Bu da güzel. Şöyle bu bölümü hatırlıyorum abi. Silah alıştırması yapacağız. Söyleyecek bir şey bulamadım. Big Smoke'un arabasına ne olmuş böyle ya? Böyle değildi sanki. Evet abi. Vay be. Ünlü şey sahnesi. Silah çalışma sahnesi. Burada Big Smoke baya bir komik bir şeyler söylüyordu normalde. Bunları Türkçe'ye çevirebilirsem çevireceğim, İngilizcem yettiği kadar. Yani en iyisin falan filan diyor işte, burada çok da detaylı çevirmeye gerek yok. Abi her sıktığımda niye her... Evet, Grove Street stili bu falan, kesinlikle evet aynı. Hadi abi. Özel ajan Big Smoke. Evet abi, biz de şöyle çat 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 vuralım. Smoke ne yapıyorsun lan? Bunu da vur. Bunu da vur. You're making me so proud of you. Beni gururlandırıyorsun falan diyor. Evet abi, bunun da benzin bidonuna, benzin bidonu lan. Benzin bidonu ne la? Benzin deposuna sıkıp patlatacaktık bunu da. Hop patlattık. Bak kastı ya. Araba patlıyor, kasıyor. Çok saçma ya. Hiç iyi değil optimizasyon oyunu. Neyse. Ha. Hazır şuradayken şunu boyayalım. Get in diyorum da abicim bekle, burada ballalar bak ne yapmış, onu boyayacağım. Bin abi tekrardan. Gidelim yeni bir görev daha yapalım. People have to open their eyes and their hearts. Şey. Aga be. Hiç değişmedim, değişmeyeceğim falan diyor Big Smoke. CJ de ona değişmedim falan diyor. Pek öyle olmuyor ileride ama neyse. Birçoğunuz biliyorsunuzdur zaten San Andreas hikayesini. Big Smoke'un neler yapacağını falan. Evet abi, telefon çalıyor gene. Tamam abi. Biraz yeşil bir şeyler giyineceğiz. Grove Street'li gibi görünmemiz gerekiyor. Konuşamıyorum la. Niye konuşamıyorum la be? Neyse. Bu arada arkadaşlar nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yorumlara yazın nasılsınız? Gününüz nasıl geçiyor? Okullarınız nasıl geçiyor? Elimden geldiğince sizlerle sohbet etmeye çalışacağım. Yorumlarınıza cevap vermeye çalışacağım. Kalp atmaya çalışacağım. Beni soranlar için ben iyiyim. Teşekkür ederim. Bakalım şöyle bir kıyafetler alalım üzerimize. Torso. Green hoodie. Al abi bunu. Bu arada bu kıyafetleri de aldıktan sonra videoyu bitirelim. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Üçüncü bölümde devam ederiz. Almak için Space'e bas. Aldık abi. Bir de bu Definitive Edition'da tuşlar falan değişmiş biraz. Evet. Bir de yeşil bir tane şapka alalım abi. Şunu takalım bakalım. Güzel. Bu sefer de böyle bu tarz bir stil yapalım bakalım. Eskiden izleyenler bilir, farklı bir stil yapmıştık, böyle biraz daha garip bir stilimiz vardı. Hatırlamıyorum şu anlık ama. Pantolon yok ya da dur, pantolonlara girecektim ben ya.
Pantolonlara bir bakalım. Pantolonları da şunu alalım bakalım. Bir şortumuz olsun bakalım. Şort nasıl duracak? Aa, bu hiç güzel durmadı. Garip oldu lan biraz. Ya da bu, alalım lan bunu. Komik olsun, güzel olur. Komik oldu, güzel. Tamam. Böyle olalım. Tamam abi, yeterli. Hadi çıkalım. Komik oldu lan. Tipe bak. Kalp falan var üzerinde. Güzel oldu ya. Hoş. Tamam abi. Şöyle gidelim. Mission Past Respect Plus. Hadi bakayım. Güzel. Şöyle gidelim abi. Gitmemize de gerek yok aslında. Otomatik kaydetti şu an. Evet, videoyu burada bitirebiliriz şu an ya. Aynen. Otomatik kaydetti zaten. Evet arkadaşlar, San Andreas Definitive Edition'ın boktan oyunun ikinci bölümünün sonuna geldik. Üçüncü bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Video hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi ve kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Hadi bakayım. Bay bay.